Gez, dolaş, ye, iç, eğlen. Her gün tatil yapıyorum. İyi ki başkan olmuşum ya. Anlaşıldı. Şimdi başkana haber ediyorum. Başkanım, İstanbul'da sel felaketi başlamış. Kim söyledi ya? Efendim, İstanbul'dan haber geldi. Acil durum ilan etmişler. Oğlum, sabahtan beri telefonda takılıyorum. Ben böyle bir haber duymadım. Efendim, böyle bir şey mümkün değil. Bütün haber sitelerinde mevcut. Yapma ya. Ben haber sitelerine takılmıyordum ki. Oyun oynuyordum. Oyun mu? He, oyun. Suda adam boğmaca. Neyse ya, durum neymiş? Efendim, durum hiç de iyi değilmiş. Acil gitmemiz gerekiyor. Yok oğlum, ne gideceğiz ya? Twitter'dan birkaç tane mesaj attım mı tamamdır bu iş ya. Efendim, olur mu öyle şey? Olur olur, niye olmasın? Biz burada 15 milyonluk memleket yönetiyoruz, öyle kolay mı? Her şey kontrolüm altında, tamamdır, sıkıntı yok. Çabuk olmamız lazım. Efendim, nereye gidiyorsunuz? Çabuk dedim, çabuk. Bir an önce gitmemiz lazım. Efendim, çok doğru bir karar verdiniz. İnsanlar bu haldeyken bizim onların yanında olmamız çok önemli. Yok oğlum, ne insanları ya? Çabuk arabayı hazırla, memlekete gidiyoruz. Memlekete mi? Nasıl yani başkanım? Peki ya 15 milyon ne olacak? Oğlum dur bir dakika ya, 15 milyonu karıştırma ya. Sen de sürekli her şeye neden deyip duruyorsun. Soranlara memlekette anamın yanındaydım, benim ne suçum var diyeceğim. Ama efendim, ya insanlar size tatili bırakıp neden gelmediniz diye sorarlarsa? Ula kot kafalı adamım. Her krizde bir yerlere kaçacaksın, tatil yapacaksın ki daha sonra başarısızlığına mazeret bulabilesin. Ben boşuna mı tatile gidiyorum? Anladım efendim, anladım. Hele şükür anladın. 15 milyonu idare etmek kolay mı sanıyorsun kot kafalı adamım? Haklısınız başkanım, herkes yönetemez. Bak göreceksin benim kot kafalı adamım. Ben tatillere çıka çıka bu ülkeye cumhurbaşkanı bile olacağım. Göreceksiniz. Olursunuz vallahi. Neden olmayasınız ki? Zaten bu ülkede ne zaman önemli bir şey olsa hem yetkililer hem de adalet nedense tatile çıkıyor.